Arkadaşlar videoya geçmeden önce size bir açıklamada bulunayım. Birkaç gündür video atamıyorum. Nedeni ise sürekli sıkıntılar yaşamam. Hani daha öncesinden de bir hafta falan video atmayı geciktirmiştim. Bakın gördüğünüz gibi burada kitlediğim videoları görürsünüz. Kaç tane video kitlemişim. Yani bir saydığınız zaman 10 tane falan vardır. Saymayalım şimdi. Bu videoyu çekeceğim. 12 kill, 5 headshot. Birinci olmuşuz. Bakın. 6 kill, 5 kill, 4 kill, 5 kill. Onları zaten kitlememiştim. Bakın 8 kill, 6 headshot. Üçüncü olmuşuz. Birinci olmuşuz, 4 kill. İkinci olmuşuz, 8 kill. 6 kill. Birinci olmuşuz, 7 kill. 6 kill. Birinci olmuşuz, 6 kill. 9 kill. Ve gidiyor, 9 falan gidiyor yani. Bunların hepsini çekecektim ama yanında görüyorsunuz şu kısımdan. Ne diyor? Bir şeyler söylüyor yani. Gördüğünüz gibi yanında ne diyor? Videoya açılmıyor. Sıkıntı yaşıyoruz. Bakın. Bir dahaki videomda onlara değineceğim. Çok güzel bir pozisyon vardı mesela. Onu canlandırmasını yapacağız. Anlatacağım size onu. O taktiği de kimse de görmedim. Umarım bir daha yapabilirim. Hem videolu kanıtı olur. Gördüğünüz gibi videolar patlamış. Gösteremeyeceğim o videoyu. Sözüm olsun. Bir dahaki videoda göstereceğim. Şimdilik başlayalım videoya. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG'de kendi videolarımı izlemeye devam ediyorum. Bu üçüncü seri. Bu şekilde anlatmayı beğenen arkadaşlar oldu. Ben de çok beğendim açıkçası. Daha açıklayıcı videolar çıkarıyorum bu şekilde. Hem de videosunu çekemediğim oyunları bu şekilde size de gösterebiliyorum. Hem daha detaylı karşı taraftaki adamın neler yaptığını, yani o anda ne düşündüğümü video esnasında anlatamadığımı fark ettim. Mesela nasıl diyeyim? Atıyorum sol tarafa gideceksen mesela. Ha diyorum mesela sağ taraftan şöyle bir tehlike gelebilir diye düşünüyorum ama oyun esnasında söyleyemiyorum. Çünkü hem konuşup hem de oynamak zor biliyorsunuz. Çoğu yayıncı zaten çok konuşmaz öyle. Sadece arada bir kill aldığında hani tepki verir. Ya böyle daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Hem biraz taktiklerden de bahsetmiş oluyorum. Başlayalım yavaş yavaş. Önce bakalım ne yapmışız. Nereye atlıyoruz? Şuradan görüyorsunuz. Bütün oyunculara geçiş yapabiliyoruz. Bakın. Yakında görüyorsunuz 3 kişi var haritada şu an. Sağ altta gözüküyor. Çok da yakın değil aslında ama biraz ilerletelim. Neler yapıyoruz? Şu an etrafımda kimse yok neredeyse. Loot'a devam ediyorum. Biraz hem görüş almak için hem de çatıdaki loot'u almak için yukarı çıktım. Görüş çok önemli. Adamların yerini tam olarak bilmediğim için böyle bakın sağa solu kesiyorum. Buradan da zaman tasarrufu olsun diye karşı atladım. Zaten M4'ü burada buluyorum. M416 buluyorum burada. İlerletelim biraz. Loot'a devam. Bir dakika. Bakın burada çatışma sesi duyuyorum. Yok pardon, çatışma sesi duymuyorum. Yine görüş almak için buraya çıkıyorum. Rushlasam mı, rushlamasam mı şu an düşünürken bakıyorum yer var. Atlıyorum direkt. Adam da kitini basıyor. Cimrilik etmiyor. Ben burada direkt ateş etmesine şaşırdım. Yani orada ateş ettim ama tutturamadım. Yani ben devam eder gider diye düşünüyordum. Ses etmeyecektim ilk başta. Burada da iyi denk gelmiş. İki tane içecek. Şimdi bakın. Bandajımı sarıyorum. Canımı dolduruyorum. Adam da karşıda. Diyorum zaten. Yani büyük ihtimal üst kattadır falan diye düşünüyorum zaten. Burada beklememin nedeni adamın şey olması. Yani nasıl diyeyim? Karşılık verdi.
öyle pasif oynamadı yani, agresif oynadığı için düşünüyorum herhalde rush'layacak. Görüş alabilmek için zıplıyorum zaten. Adam da beni orada bekliyor. Bakın atladı direkt. Biliyorum çünkü rushlayacak yani, o adam tipinden belli. Diğer videolarımda da belirtmiştim. Bu videomda da belirteyim. Benim oyun tarzım sakin bir yere inip, ya yani eski map'te tabii ki daha güzel yerlere iniyoruz ama burada biraz daha sakin olmayan yerlere iniyoruz. Çünkü çok geniş alan var. Diğer türlü 30 kişi kalıyor, 20 kişi kalıyor. Kimseyi göremiyorsunuz. O yüzden bunda biraz da 5-6 kişilik yerlere iniyorum. Birkaç kill almak önemli yani bu çöl haritasında. O kadar da ıssız yerlere inmeyin. Yani hemen hemen %70'i falan lootlanmıyor yani haritanın zaten. Bakın ilk 15 dakika şey yaparım ben hep. Loot yaparım. Sakin yerde lootumu sağlamlaştırırım. Ondan sonra ikinci gaza kadar loot yapıp ondan sonra devam ederim. Neden derseniz, oyunun sonundaki çatışma her zaman daha iyidir. Bir de düşüp de mesela silahsız atıyorum okula, eski haritada okula inip işte ne bileyim silahsız adamları vurmak bana eğlenceli gelmiyor. Böyle çatışmak daha zevkli geliyor. Devam edelim. Burada biraz açıkçası alt tab yapmıştım. Aşağıda birkaç bir şeye bakıyordum. Hem de aynı zamanda gelip arada bir etrafa bakıyordum. Çünkü çöl haritası dediğim gibi, bakın haritayı açayım. Neredeyiz abi? Bakın buradayım. Yakınımda kimse yok. Hani nereye gideceğim? Düz gitsem hani nereden kimin çıkacağı belli olmaz. Hani dolanmaya gerek yok açıkçası. Şimdi ben burada gezsem adam arkada savursa olmaz. Yani koca harita. Nereden bulacağım adamları? Şuna bakın. Şurası haritanın hemen hemen yani en büyük yeri herhalde. Şurada bile 3 kişi var yani. Onları da aramakla uğraşamazsınız. Bakın hiçbirisi birbiriyle alakası yok. Neyse ilerletelim. Bir dakika. Burada şeyi alıp gaza doğru gidiyordum. Aynı zamanda drop'u almak için de arabayı kullandım. Birisi SKS ile sıkıyor. Şöyle düşünüyorum. İçine bakacağım. İçindeki duruyorsa zaten buraya kimse gelmemiştir diye düşünüyorum. MK vardı. Şöyle bir çılgınlık yaptım. Elimdeki full M416'yı bırakıp eklentisiz MK'yı aldım. Yani hem yakın silahımı bırakmış oluyorum hem de eklentileri yok. Aslında çok riskli bir karar. Ama hem video için hem de biraz nasıl diyeyim, fantezi olsun diye yapıyorum. Biraz ilerletelim. Şurada yavaştan yürüyorum zaten. İlerletelim. Yavaştan gidiyorum. Şu kamuflaj çok iyi burada. Zaten pek gör... Yani nasıl diyeyim? Çok açık bir alan olmasına rağmen renklerden ötürü pek göremiyorsunuz. Ayrıntılardan falan dolayı. Tabii genişliğin de katkısı var buna. Ya geniş ama çok açık alan. Görünürseniz de hemen vurulursunuz yani. O da kötü. Yani bu haritada en önemli şeylerden birisi dürbün. Mesafe gerçekten çok açık. Önümdeki bagiye sıkmıştım. Şu adamı gördüm bu arada. Burada görüyorum o adamı. Şimdi isteğim
Arkamda bir sürü kişi olduğunu bildiğim için bir an önce içeriden bir yer bulabilmek. Şöyle bakınırken bir kişiyi gördük. Orada da headshot attık. O adamın drop'unu bulamadım bu arada. Şurada bir headshot denemesi. Yemedi. Bu kendisi sıkıyor bu arada. Oyunda yani reply'daki bug benimle alakası yok. Aslında çok yaklaşmışım ya. Bakın burada drop'unu arıyorum. Eklenti için arıyorum bu arada. Boost'larım sanırım bakılıyor mu? Inventory'ye bakılmıyor mu? Neyse, boş verelim onu. Hem şeyim kötü değil yani, boost'um, kitim falan. Burada adam nasıl diyeyim size? Artık gövdesine sıktım. Adam dodge'layacak diye ya onu ayarlayarak sıkıyorum. Adam dodge'lamıyor bir türlü. Hani A diyorum kesin sağ sol yapacak diyorum. Adam düz durdu. Yani biraz soluna sıktım bilerek hani kesin dedim sağ sol yapar falan. Yapmadı. O yüzden sekti. Ondan sonra baktım bu adam keriz. Gövdesine sıktım fark etmişsiniz. Gaz da kapandı bu arada. Adam bana sıkıyor tepedeki. Bakın zaten gözüküyor. Şu bakın. Bir tane yedi. Bir tane daha yedi. Tutturamasaydım ölme ihtimalim yüksekti. Vakit kaybetmeden hemen kit basıyorum. Nereden ne geleceği belli olmaz. Arka taraftan zaten gelecekleri belli. Arkadaki adamı nasıl görememişim ya? Buraya geldim, adamı lootlayacağım. Burada deniyorum ama yok yani tuttum. Direkt dibimde durdu adam. Adamı gördüm ama dedim boş ver dedim onunla uğraşmayalım. Yukarıdaki adamı öldürdüğüm adamın drop'una gidiyorum şu an. Sağdaki adamı gördüm. Gördüm ama neden o tarafa bakmıyorum? Kameramı niye o tarafa çevirmedim? Soldaki drop'a baktım yani ona göre arabayı durdurayım dedim. Ama drop'u alır kaçarım dedim yani. Sonra dedim açgözlülük yapmayayım. Zaten her şeyim tas tamam. Bir tek eklenti sıkıntım var. Onu da birazdan çözerim dedim. Şöyle bir kayaya cover alak dedik. Kaya o kadar büyük ki. Bak kaya o kadar büyük ki arkasının koca vanı göremedim. Kilimizi bir daha izleyelim. Silah çok güçlü bu arada. Yani yakından acayip güçlü ama 4x takılı olduğu için basılı tuttum. Yani şöyle bir yaklaşma efekti veriyor ya. O şekilde vurdum adamı. Mahveder yani. Bir de çok yakın zaten. Arkadaki adamı da hesaba katıyorum. Burada bir şans, burada bir şanslılığım var. Nasıl bir şanslılık? Mini bana cover. Buradaki adam vuramayacak bana. Ben buraya geçtiğim anda adam tepeye çıkıyor. Yani burada beni görmüyor. Şu dağ tarafından yememek için mecbur smoke attım. Aynı zamanda gidip loot yapacağım. Adam bizim adamı kaçırdı. Bakın canım çok az. Taşa çıktım. İndirdim adamı direkt.
Ya buradan ne yapmak istedim? El bombasıyla işini bitireyim dedim. Hiç yani görüşüm olmadığı için, açım olmadığı için dedim el bombasıyla işini bitireyim. Çekeyim pimi. Dibinde direkt patlasın. Burada neden kaçtı hiçbir fikrim yok. Yani vakti var, 1,5 dakikası var, el bombası falan da vardı diye hatırlıyorum. Neyse burada lootumu yaptım. Burada bunu kaskını falan alıyorum diye hatırlıyorum. Ya da yok, kaskımız var ya. Bakalım kim neredeymiş. Bakın ben en aşağıdayım, safe'teyim. Millet daha nerelerde? Bakın hala loot falan yapanlar var. Şurada da birkaç kişi çatışıyor. 4 kişi var. Benle hiçbir alakası yok bu adamların. Bakın bir kişi doğru yapıyor aslında. Çemberden geliyor bakın. Şöyle gelmiyor. Burada adamların olduğunu düşünüyor. Bakın şu kısımda birkaç kişi vardır deyip böyle dümdüz gelmek yerine şöyle gösterelim. Bakın adam ta buradan şöyle geçebilir. Bak buradan böyle dolanıyor. Açalım sesimizi. Gazı dolanıyor. Bir de şöyle bir taktik vereyim size. Safe'in dar olan kısmı, yani şu kısım bakın. Gaz en son nerede kapanacak? Burada. En kısa taraf burası. Burası direkt, ilk burası hızlı bir şekilde kapanmaya başlayacak. Çünkü bakın kocaman geniş. İkinci safe'i de buraya yakın atar. Yani şuralara atar. Şuralara bir yer atar. Şuraya da atmaz. Bakın burası da dar. Burası da geniş. Buralara bir yer atacak yani. O yüzden adam bilerek buraya geliyor. Burada yatacak. Adamlar buna doğru gelecek. Adam öyle bir taktikle bana doğru geliyor. Motor sesinden beni duymuyor bu arada. Holo takmışım bir de. Adam direkt eriyor. Direkt eritiyorum yani. Tertemiz. Buranın tertemiz olduğunu biliyorum. Zaten 3-4 kişi biz vurmuşuz bakın. 1, 2, 3, 4. Bu da 5. 5 kişi vurdum burada. Bu civarda. Arka taraftan zaten kimsenin gelmeyeceği malum. Arabamı çekeceğim. Millet bana gelsin diye bekleyeceğim burada. Yani amacı o. Burası temiz. Buradan 2 kişi vurduk. Şu baktığım kısımdan gelen 2 kişiyi vurduk. Bir de bu geldi 3. Başka kimse yok. Arka taraf desen yani sürünerek kimsenin geleceğini sanmıyorum. Çok açık olduğu için tepeden vururlar. Bakalım bir kişi en solda var. O belki hani headshot atabilirdi ama dürbünü yoktur büyük ihtimal. Yani vardır tabii de herkes vuramıyor sonuçta. Bu adamı hiç sıkmayayım dedim. Bakın burada gaz geliyor. Bakın en yavaş burası daraldığı için. Bakın hiç gaza değmeden. Değsem de sıkıntı olmazdı aslında ama değmek istemedim. El bombası falan aldım. Şey aldım. Şarjör aldım. Bakın 20'ledim. Eklenti için gidiyorum sadece. Buna da bu eklenti en çok bu gidiyor yani. Su gibi akıyor çünkü mermisi. Burada bakın. MK'ya geçme nedenim ne? Kar98'de çok yani iğne deliğini iplik sokar gibi atmanız lazım yani. Tak. Yani çok seri hareketler edeceği için. Mesela sıktım. Adam sola kaçtı direkt. Mesela karda sıktığın zaman şık şık diye bir daha mermi sürmeniz lazım. Atıyorum o 2 saniye sürsün. Bunun ikinci mermiyi sıkma hızı 0,5 saniye. O yüzden bunu alıyorum. Yoksa Kar98 daha iyi. Yani uzaktan. Bakın tak 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 tutuyor. Ya sola kaçtığımı direkt sola da sıkıyorum atıyorum. Bir kişinin yerini biliyorum. Diğer ikisi nerede? Onu tahmin ediyorum.
Arada bir arkaya da bakıyoruz tabii. Hani gene arkadan çemberden gelirler diye. Burada neden Kar98'i kullanmadım? Sıkar sıkmaz kalkıp kaçabilirdi. İkinciyi tutturamayabilirdim yine. Aynı şekilde. Mermi hızı daha hızlı atacağı için o yüzden seçtim. Zaten adam sabit. Kafa vurduğum zaman o kalkana kadar bir tane daha yollayacaktım. Ha ama sabit yatıyor olmasaydı Kar98'i kullanırdım. Şu adamı görüyorum bu arada. Niye ona sıktığımı söyleyeyim. Diğeri zaten açıkta. Bunu vururum ama diğeri saklanır. Bunu şu an benden saklanacağı tek yer ağaç. Bakın o da gidiyor zaten oraya. Bakın o da tam safe değil yani. Gördüğünüz gibi saklanamayacak. Yedim direkt headshot. Geldik sonuncu adama. Bilerek safe'e gidiyorum. Gaz geldi. Burası 10 numara. Bakın. Önceki videolarımda da söylemişimdir. Bunları da söyleyeyim. Eğer ki mesela bakın şöyle geriye aldığımızda bakın ben bu adamı öldürmesem bu tarafa kaçsam çok kötü yani görüyor musun? Açık. O da beni vurur, bu da beni vurur. Ben hiçbirine avantaj sağlayamam. Bakıyorsun burada en güzel yer neresi? Burası. Kime ait? Buna. Oru adamı def edeceksin. Yani demek istediğim kendi alanınızı kendiniz yaratmazsanız oyun sonunda büyük ihtimal ölürsünüz. Bunu diğer videolarımda da anlatmıştım. Nasıl? Yani ben mesela buraya ilk geldiğimde adamları öldürdüm. Kendime bir alan yarattım. Sonra bana gelenleri öldürdüm. Önce bir mıntıkayı temizledim. Arkalanma ihtimalimi temizledim. Sonra baktım en güzel yere oturdum. İşte arabayı çektim falan. O şekil. Şimdi diyorum ki diyorum bu adam niye ilk buna sıkıyorum? Az önce söylediğim gibi. Bunu öldürsem bu adam bana karşı avantaj sağlar. Bunu dürtüyor. Ben de bunu ilk öldürsem bu adam zaten kaçamayacak. Bana doğru mecbur gelecek. Bakın. Açık ortam zaten. Ya bana karşı hiçbir yerde saklanamaz. Yere atmak zorunda kaldı ve öldü zaten. Burada ne oldu? Heyecan mı yaptı anlamadım. Anlamadığım bir şekilde adam aşağı doğru koştu. Yani ne yapacaktı ki? Zaten bakın yeni seyfi de eve attı. Niye yaptı anlamadım. Hani hiç gerek yok. Kulübenin arkasında bekleyebilirdi yani. Kafasını çıkartırdı. Bir buradan çıkardı, bir buradan. Sıkardı bir şekilde. Yeni seyf de onda. Ben en fazla şuraya gidecektim bakın. Şuraya gidecektim. Gene açıkta olacaktım. Adam beni vuracaktı. Birinci olduk. 12 kill aldım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kill. Allah bereket versin. Uzun zamandır böyle yüksek killer almamıştık. Yani şurada da bir 2-3 kill alsak aslında bayağı kill almış olacaktık. Oyunun sonu dediğim gibi her zaman en zevklisidir. Bakın 20. dakikaya kadar 1 kill almışım. 9 dakikada 11 kill. Bence bu tarz oynarsanız daha çok zevk alacaksınız oyundan. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın.